AK kadrolar 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesi evet için gece gündüz sahada çalışıyor. Allah kolaylık versin. Referandum için geziyorum. Destek bekliyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay sanayi sitesinde bulunan 1. bölge esnafını ziyaret ederek 16 Nisan'da yapılacak referandum için esnaftan destek istedi. Ne var ne yok değil mi? Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Dualarınızı destekledim inşallah. Bekliyorum. Okay yaptığı konuşmada esnafın kararının evet olduğunu ifade etti. Dünden bu yana sanayi sitesinde 6-7 ekiple çalışıyoruz. Ve bu sanayi sitesindeki gördüğümüz manzara bizleri hakikaten şaşırttı. Sanayi sitesindeki tüm esnaf kardeşlerimiz kararlarını vermişler. Bu referandum maddelerinin tamamına hakimler ve inşallah bu bölgedeki esnaf kardeşlerimizden de Kahramanmaraş'ımızdaki en yüksek destek rakamlarından bir tanesi çıkacak. Sanayi sitesindeki kardeşlerimizin bu teveccühü bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise sanayi sitesi 2. bölgede bulunan esnafları ziyaret ederek esnaflara 16 Nisan'ın önemini anlattı. Kılıç vatandaşların halk oylamasına büyük bir destek verdiğini ifade etti. Bu halk oylaması Türkiye'mizin, ülkemizin, milletimizin, Kahramanmaraş'ımızın, çocuklarımızın geleceğimiz açısından hayati önem taşımaktadır. Devletimizin, ülkemizin, milletimizin geleceğini anayasal bir şekilde hükümet sistemimizi sağlama bağlamak, geçmiş büyüklerimizin de isteği, arzusuydu, temennisiydi. Şimdi biz onların da o isteklerini millet olarak yerine getirmek çabasındayız ve inşallah evet yönünde bir karar vereceğine de şahit oluyoruz. Bunu bizzat görüyoruz milletimizin. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak ise sanayi sitesi 3. bölgede bulunan esnafları ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Dilipak halk oylamasına vatandaşların evet dediğini ifade ederek muhalefeti eleştirdi. Kahramanmaraş evet konusunda kararını vermiş. Kahramanmaraş 16 Nisan'ı bekliyor. Tabii burada muhalefetten de bazı üzücü olaylar oluyor. Bu Kılıçdaroğlu'nun gafları ve yalanları sonrasında şimdi bunların işte milletvekillerinin söylediği, bu millete söylediği çok ağır sözler var. Bunu hadsizlik ve densizlik olarak niteliyoruz. Burada diyor ki bu millet evet çıkarsa burada 7 sülalemizi Yunanlıları kovduğu gibi denize dökeceğini söylüyor. Bu zihniyeti milletimiz gördü. Bu zihniyeti milletimiz ilelebet tarihin sahnesine gömecektir. Bu milletimizin iradesinden başka hiçbir irade tanımadık. Bu iradeye karşı da herkesin saygı duymasını bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclis İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de sanayi sitesi 6. bölgede bulunan esnafları ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi. Güvenç Kahramanmaraşlı'nın 16 Nisan referandumu için kararını vermiş durumda olduğunu belirtti. Bir yandan referandumu konuşurken diğer yandan esnafımızın, sanatkarımızın sorunlarını konuşuyoruz. Küçük sanayi sitemizin öteden beri devam eden, çözüm bekleyen problemlerini masaya yatırdık. Birebir esnafımızdan dinledik. Yeni genişleme alanlarımızı, rezerv alanlarımızı gezdik. Dulkadiroğlu Belediye Başkanımız ve İmar Müdürü geldi, oralarda bilgi verdi. Çok verimli, güzel, karşılıklı ziyaretler oldu. Kahramanmaraşlı zaten 16 Nisan referandumu ile ilgili kararını vermiş durumda. Hiç kimse bize niçin evet diyeceğiz şeklinde soru sormuyor. Biz evete kararımızı verdik. Bu iş artık bitmiştir. Bu millet meselesidir. Devletin geleceği ile ilgilidir. O konuda rahat olun. Ama şu sorunlarımızla oturup konuşalım, çay içelim diyorlar. Biraz önce yeni bir şehit haberi geldi. Onun için de gerçekten halkımıza, anne babalara başsağlığı diliyorum. Rabbim rahmet eylesin. Ama Allah'ın izniyle bu büyük millet, bu büyük devlet her türlü terörün, fitnenin, şiddetin üstesinden gelecektir.